Harmonik haritalara devam ediyoruz. Biraz örnek yapacağız. Karakteristik olarak onu inceleyeceğiz. Biraz psikolojik inceleyeceğiz. Mars ve Uranüs ikilemesinin tam bir psikopatlık olduğunu da e, altını çizeyim. Sedat Peker'in haritasını açtım şu anda. Bakın orada Neptün Satürn karşıtlığı var. Yine bu gizli gizemli derin devletle gizli ilişkiler içinde olduğunu gösteriyor. Sürekli bu adama meydan okumuşlar. Hani bu da kendini bu konuda geliştirmiş yani. Çünkü Aslan Ay Aslan. Yani sen Mars karşıt yani. Oha. Adam özgürlük savaşçısı gibi bir şey yani. Hani, ay aslan Mars karşı. Uranüs bir de yani. Uranüs bu Mars burada. Ay çok depresif bir hava ortaya koyuyor. Neptün Satürn karşı. Otorite adam karşı yani. Bir tripoda yenileceksiniz. Adam bugüne kadar hep kurşun sıkmış. Bu sefer video sıkıyor. zaten. Enteresan. Ee, ve harbiden yani kurşun sıksa o kadar zarar veremez. Diyor yani ya, kardeşlerim benim sözüm ahdim tektir. Hani şey falan diyor ya. Ay Venüs'tir ne? Kova, insanlar niye seviyorlar? Adam Netflix bekler gibi, Netflix dizisi bekler gibi adamlar bölüm bekliyor YouTube'da. İşte bunun nedeni Venus Kova işte. Ee, Zeki Müren'in haritasına bakalım. Zeki Müren'i Zeki Müren yapan nedir mesela? Hani alakaya mı Şimdi hocam Sedat Peker'i kapattın, Zeki Müren'i açtın yani. Biraz farklı dallardan görelim arkadaşlar. Hep böyle psikopat da izlemeyelim. Muhammed Ali. Şimdi bu da bir boksör biliyorsunuz. Hani bu ringte savaşıyor. Eksantrik İlimler Akademisi'nde online astroloji eğitimlerimiz devam ediyor. Horary Astroloji'den Medikal Astroloji'ye, Dünya Astrolojisinden ilişkiler Astrolojisine, Finansal Astroloji'den kendi geliştirdiğimiz Astro Trading Teknik Analiz Yöntemlerine kadar birçok uzmanlık alanıyla eğitimlerimiz sizleri bekliyor. Derslerimize dünyanın her yerinden katılabilirsiniz. Eğitimlerimiz farklı içerikler üzerinden online uygulamalı olarak gerçekleşmektedir. Müfredatımızda bulunan konuları dilerseniz tek tek konular halinde veya hazırlık, temel, ileri, uzman seviye sınıflarımızda full paket içerik olarak da öğrenebilirsiniz. Katılımcılar pekiştirmek istedikleri konularda tekrar derslerimize ücretsiz olarak da katılabilirler. Kampanyalarımızdan faydalanmak ve detaylı bilgi için 0543 297 5530 numaramızdan hemen arayın. Instagram hesabımızdan ve web sitelerimizden bizi takip edebilirsiniz. Harmonik haritalara devam ediyoruz. Biraz örnek yapacağız. 4 tane ben örnek getirdim ama sizlerin de haritalarına bakmak istiyorum ama arkadaşlar bu akşam zeka, işte istek, arzu, yani hedefler, plan yani daha çok böyle psikolojik etkilerle ilgili olduğu için yani şey minor minor açılar. Ee, bu konuyla ilgili yani net bir şey e, sizden aratanlara bakacağım ama yani karakteristik olarak onu inceleyeceğiz. Biraz psikolojik inceleyeceğiz. E, eşler arasında anlaşmazlık olanlar varsa onu inceleyebiliriz. Evlendiniz işte eşinizle aranızda bir anlaşmazlık var neden ben bu adamı sevmiyorum falan gibi ama neden evlendim falan. Şöyle bir tekrar edelim konumuzu önce. Yani ellerimiz vardı arkadaşlar biliyorsunuz açılar majörleri biliyorsunuz zaten hani oposit e, kavuşum falan trinemirini falan onları saymıyorum. Quintil yeni tanıdık e, 72'lik 70'lik 72 bu bir zeka göstergesi ama böyle merkürle kontak kurarsa yani bu 72'li açı birazcık merküryen bir açı. Dolayısıyla hani Jüpiter'le, Merkür'le bağlantı kurarsa böyle özellikle zeka direkt olarak yani düşünme kapasitesine çok incelik böyle değişik bir e, şey verebiliyor veya güneş kuintilleri yine aynı şekilde farklı böyle zeka göstergeleri olabiliyor ya da ay kuintilleri. Tabi bütün kuintilleri kendi sembolünde değişiktir ama bu açı merkürgen bir açı. Bir de 5. ev harmoni olduğu için arkadaşlar kendini ortaya koymayla ilgili, ego ile ilgili, dolayısıyla yani kendini çok iyi yansıtması ile ilgili bir de şansla ilgili. Yani 72'likler biraz böyle şanssal açılar diyebilirim. gökyüzünde oluştuğunda da takibinde inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Yani o dönemde böyle şanslı şeyler ortaya koyabilir. Quintil açılar, trinovil 360'ın 3 bölü 9'u yani 360 derecelik açının 3 bölü 9'u oluyor arkadaşlar. Bu da 120 ediyor yani bu da trine, trinovil aslında. Binovil bu bakın 2 bölü 9, trinovil 3 bölü 9 ama ona biz trine diyoruz yani. Quadrinovil var, 160'lık, 360 4 bölü 9. Aslan'da da Merkür mesela undesil açı alıyorsa Merkür Aslan'da da çok şey yapabilir. Hani egoyu ortaya koyabilir çok fazla. Burada tabii burada arkadaşlar ana ana göstergelere de bakacaksınız. Hani şey major açılarda ne var? Mesela Ay ne ne açı almış Ay. Yani kişinin ayı da çok önemli yani bu gibi durumlarda psikolojisini ölçerken. Evet undesil açılar neymiş arkadaşlar? Böyle 65'lik, 32'lik, 98'lik, 130'luk, 160'lık, un Undesiller birazcık böyle Uranüs gibi açılar yani. Yani sağ gösterip sol vurmak, ekstrem, özgürlük, isyan, devrim, küfür etmek yani hakaret yani ya da süper zeka yani ya da çok farklı marjinal fikirler, e, orjinal, orijinal, orijinal şeyler falan böyle. Ama Uranüs'ün manyak olduğunu unutmayın. Ee, Uranüs yani bu evrendeki yani bizim pardon bizim Samanyolu galaksimizdeki en manyak gezegeninde Uranüs olduğunu unutmayın arkadaşlar. Yani Uranüs'ün üstüne tanımıyoruz yani yok başka bir şey. Ee, Dolayısıyla Mars ve Uranüs ikilemesinin tam bir psikopatlık olduğunu da altını çizeyim. Mesela Sedat Peker'in haritasına baktığımızda açılar burada yan taraftan açı skalasına bakarak burada hangi planetin nasıl açılar aldığını buradan görebiliyoruz. Hani gibi bu şekilde. mesela Sedat Peker'in haritasını açtım şu anda. Devletle de ilgili. Derin devletle bağlantıları var. Hatta derin devletle ilişkileri var yani gibi. Peki bu nereden çıkmış, nereden gelmiş? Bakın orada Neptün, Satürn karşıtlığı var. Yine bu gizli gizemli, derin devletle gizli ilişkiler içinde olduğunu gösteriyor. Satürn, e, Neptün karşıtlığı var. Burada bakıyoruz Mars karşıt, e, Ay arkadaşlar. E, Ay, Mars karşıt. Bu şiddet istemekle ilgili yani şiddet. Bu adamın hayatı çatışma geçiyor. Sürekli bu adama meydan okumuşlar. Hani bu da kendini bu konuda geliştirmiş yani artık yani. Çünkü aslan ay aslan. Yani sen Mars karşıt yani. Oha. Adam özgürlük savaşçısı gibi bir şey yani. yani. Ay aslan Mars karşıt. Uranüs bir de yani. Uranüs bu Mars burada ay çok depresif bir hava ortaya koyuyor. Neptün Satürn karşı. Otorite adam karşı yani. Ya da derin içerikler kuruyor. Bakın Satürn burada Neptün burada. Gizlediği bir şeyler var. Neptün Satürn karşıtı ne demek? Devletten gizli bir şeyler. Yani ne demek yine? yani Neptün gizlemek e, karşıt. Devlet beni fark etti. Otorite beni fark etti. Derin devlet yani anlamında bunu görebiliriz. Devletten gizli demek ya da otoriteden gizli bir şeyler yapmakla ilgili bu açı. Karşıt açı çünkü. Değil mi? Gerçek otoriteden gizli bir şeyler yapmak, çevirmekle ilgili. Kanun dışı demek. Satürn Neptün karşıtlığı yine aynı şekilde kanun dışı bir şeyler yapmak, kanundan bir şeyler gizlemek. Kanundan mal kaçırmak falan demek bu. Hani Satürn Neptün. Hani kanunsuz işler yapmakla ilgili. Konuların içine kişiyi sürükleyebilir. Dolayısıyla tabii ki bu en muhtebiyatı, en minimum babamla ilişkilerimden kaynaklı. Yani babam, Satürn baba, Neptün karşı. Babamdan gizli bir şeyler yapmakla başlıyor. E, i̇ş devletten gizli bir şeyler yapmaya doğru gidiyor. Kanun ve yargıdan gizli bir şeyler yapmakla ilgili. E, burada ay, Mars karşı. Zaten adam fedailiği buradan geliyor. Yani zaten adam depres, yani depresif bir yapısı var. Ki Uranüs birinci evde, Pluto birinci evde zaten hani direkt olarak bize zaten gündeme ortaya koyuyor. Şimdi peki burada bakalım. sen Ay'ı, Güneş'inin Mars aldığını görüyoruz. Bakın burada. Bakın Güneş, Mars 135'liği var bu adamda. Şimdi Güneş'inin Mars'tan 135 gönderdiğini görüyoruz. Mars'ın 135 gönderdiğini görüyoruz. Bu da stresli bir hayat demek yani. Hani kare hayat. Hayatı engellerle mücadele. Yine fedailiği Yengeç'ten geliyor. Aslında adamın güneşi yengeç yani bu adamın yumuşak bir tarafı olmalı. Yani bir tarafı yani öyle fedai gibi gözüküyor ama böyle çok yufka yürekli biri olmalı. Yani çünkü güneş yengeç. Bir de her şeyi vatan için yaptığını söyledi Mesela yengeç vatan sembolüdür ee, Ondan sonra enteresan vatan arketipi yengeç burcu. Ee, burada tabi bu ne demek arkadaşlar? Mars güneş 135'liği vatan devletle ilgili ya da yengeç burcu. Vatanla ilgili konularda strese girmek, engellerle mücadele etmekle ilgili bir açı olduğunu düşünebiliriz ki Satürn şu an burada gidiyor ve Satürn burada giderken bu Mars'ı tetikledi. Bu adam Satürn-Mars kavuşum ay karşıtlığını yaşayacak bu iki yıl içinde. Progres haritasında bu Ağustos'tan sonra Ay-Pluto karesi var. Ölümcül tehlikeler sunuyor ondan sonra. Eğer yaşarsa Ocak ayında, Ocak ayından sonra çok ciddi savaşlar verecek falan diye bir harita var önümüzde. Yani burada bakın nasıl stres ortaya çıkmaya başlıyor görüyor musunuz? Satürn kovaya bir giriyor. Mars tetikliyor. Bakın güneş aynen de o 130'luk 135'lik açıyı bize önümüze koyuyor. Yine devam ediyoruz. Bakın Ay Jüpiter arasında septil açı var. Ay Jüpiter arasında septil bir açı olduğunu görmekteyiz. Şurada bir septil. Burada bir septil. Burada bir septil. E, üç tane septil açımız. Bir tane de burada var. Dört tane septil açımız var arkadaşlar açılar e, keşfetmek istediğimiz, e, keyif aldığımız ama aslında stresli alanlar ortaya koyabiliyordu. E, öncelikle Ay-Jüpiter e, septiline baktığımızda Aslan burcunda Ego ile ilgili Jüpiter. Yine e, bu adamda e, Akrep yani yine e, Jüpiter Akrep yani 3. evde. Yani şöyle e, hani cinayet işler demeyeyim de hani seri katil demeyeyim de şiddet ve kriz demek Jüpiter Akrep biliyorsunuz Akrep krizle ilgili. Hani krizle ilgili bir şeyi... Adamın hayat, yani adam kriz seviyor yani. Hani sorun seviyor yani. Hani biri bana sataşsın. Ben de onu çözmek istiyorum hani gibi. Ay aslanda olduğu için bunu bir de hani ego olarak hani. ben sizin abinizim hani bütün sorunları çözdüm falan. Hani gibi. Ay aslandan Jüpiter akrebe septil gönderiyor. diyebiliriz. Yine yani devam ediyoruz arkadaşlar. Haritanın içinde ne kadar undesil var? Jüpiter'le Venüs arasında undesil açılar, Neptün arasında bir undesil açı var, novil açılarımız var. Bir o kadar arkadaşlar major olarak da incelediğimizde Venüs'le Mars arasında ve Mars'la Pluto arasında bir açı var. Bakalım bakalım. Şimdi bakın sanata bak. Hani diyorduk ya bu sanatsal bir açıdır falan kabiliyet gösterir falan. Bakın şimdi Pluto sayalım buradan Mars'a kadar olan bölge 143, 5'te Quintil bir var burada arkadaşlar. Bir quintil. Bir quintil de ne demiştik? Beceri ve e, zeka ile ilgili. Şimdi adamda Mars Pluto e, 144'lüğü var. Şimdi bu bir kabiliyet meselesi. Bir de Jüpiter quintilleri var adamda. Güneş e, ile arasında. Şimdi bu da yani quintil diyor ya bir tripota yenileceksiniz falan hani Jüpiter. Yayın yapmakla ilgili. E, burada quintil açı var yani bir quintil de Pluto'dan gelen Mars'a giden bir şey bu öldürme sanatları ile ilgili yani şimdi şimdi öldürme sanatları ile ilgili diyeceğim de yanlış anlamayın şey olarak ya zaten Sedat Peker yani silahla yaşayan bir Pluto Mars quintili yani bu adam savaş yani asker diyeyim hani, hani savaş kullanma ya da savaş taktikleri yani gibi çünkü Pluto Mars quintili quintili nasıl çalışıyordu istek ve arzu yani en çok hani yine zeka yani özgürlük için değil mi? Strateji yönetme, savaş stratejileri konusunda. Çünkü Pluto Mars zaten hani konusunda olduğunu görmekteyiz. Bu, bu konuda strateji geliştirebiliyor yani. Strateji geliştirebiliyor. Çünkü Quintil bir zeka göstergesidir. Merkürgen çalışıyor demiştik değil mi? Bir Quintil varsa oraya Merkür geliyor. Şimdi burada Pluto Mars'la arasında yani Pluto ile Mars arasında bir Quintil var. Bir Quintil var. Burada yani bir Merkür özelliği var. Yani bir zeka göstergesi var. Hani Pluto Mars'ta biliyorsunuz hani savaş demek. E Mars'ta kovadan özgürlük. Pluto da birinci evde bir de hani mafyatik, mafya, hani mafya sanatları gibi böyle bunu buradan okuyabiliriz. Septil var bakın. Septil Uranüs. Uranüs septilleri var. MC. Bakın Uranüs ve Neptün septilleri var. yine bu da stresli açı olduğunu söylemiştim ilişkilerle ilgili. Yedinci harmonikten. bakın en tepeye vuran septiller var. Uranüs septili. ...ani bir şeyler yapma konusu ...hayatında sürekli ani bir şeyler oluyor bu adamın... ...yani ani bir şeyler oluyor... ...depresif bir tarafı var... Ee, ...diyebilirim... Ee, ...bu konuda yine ayın septilleri var... ...ay jüpiter arasında septil açı var... ...bu da e, yani bu da strestir... ...yani onu söyleyeyim... ...ay jüpiter arasında septil... ...tabii yani aynı zamanda keşfetmekle ilgili... ...bir şey keşfetmekle ilgili septil... Ee, ...yedinci ev çünkü karşı tarafla ilgili olduğu için... ...yani bir şeyi aramak... E, ...keşfetmekle ilgili... Dolayısıyla Ay Jüpiter yüzü e, septili de e, arkadaşlar orada bir şey var. Ay Aslan egoyu keşfetmek ama bak şiddetle Jüpiter Akrep'te. Yani Jüpiter Akrep işin içinde kriz var. Yani kriz yönetimi konusunda septil. Ay burada hani egosunu nasıl kullanıyor? Yani egoyu nasıl yansıtıyor? Ay Mars karşıtlığı. Evet zaten şiddet var ve bununla mücadele yani Jüpiter burada Ay Jüpiter e, septili de hani bu yaptığı yayınla da ilgili. Yayınlarla da ilgili septil açı çünkü. O da bir yani sonuçta karşıya taarruzdur. Aa ben video da çekebiliyormuşum falan hani gibi. Yani yeni keşfettiği şeyler. Yani yine burada bakabiliriz. Aa ben video da çekebiliyorum evet. Bir yenileceksiniz. Adam bugüne kadar hep kurşun sıkmış. Bu sefer video sıkıyor mesela. Enteresan. Enteresan. Aa ve harbiden kurşun sıksa o kadar zarar veremez. Ay Jüpiter e, septilleri olduğunu görüyoruz. Orada bir meziyeti var yani akrep gibi ee, orada. Ama enteresan bir akrep, üçüncü ev akrep e, konseptinde. Kafası da zaten hep bu şeyler için çalışıyor. Çünkü üçüncü evini Mars yönetiyor. Bakın, kova, Ay Aslan karşı. Yani kafasında sürekli bu savaş stratejileri var. Yani çünkü üçüncü evinin yönesi Mars zaten. hani. akrep, Mars ve orada bir Jüpiter var. Ve Mars, Ay karşıt. Ve aynı zamanda Mars, Pluto Quintilleri var yani. yani 72'likleri var. Şey 144 144'lükleri var. Ne gibi. Burada bunu okuyabiliriz arkadaşlar. Ee, Sedat Peker'in mesela 9. harmonini açıyorum. Açtım. Mesela bakın bu adam 9. <laughs> 9. harmoninde gizli aksiyon sevdiğini görüyoruz. Yani Neptün Mars. Güneş Trinesi'nin olduğunu görüyoruz. Aslında yine bakın burada kavgasını da burada görüyorum. Neptün Mars gizli ilişkiler, gizli aksiyon. Bak, yani bir şeyler yapıyorum, devlette de gizli gizli bir şeyler yapıyorum diyor. Ve iş paralı yani, parayla ilgili. E, yapmak istiyorum. Bak gizli partnerleri var bu adamın. Neptün, Neptün Juno ve Güneş Trine. Bak hani hepsi olumlu. Ama tabii Uranüs'ten de şey, pardon, Lilith'ten kara almış. Sürekli böyle bir şeylerle, karanlık işlerle mücadele ettiğini. Lilith e, Oğlak tekaresi olduğunu da görüyoruz. Yine Güneş burada Şiron'la birlikte 12. evde gizli kapaklı. Bakın 12. ev gizli kapaklı. Aslan çok ünlü biri ama gizli. Yani aslan ün var, nam var, şan var, şöhret var yani adamda. Ama 12. ev şöhreti. Yine burada bakıyoruz. Neptün, Mars, Juno kavuşum. Satürn, Merkür karşı. karşı. Yani bu Satürn'ün terazi parayla ilgili denge ve alacak verecek hesaplaşmaları ama Mars Neptün kavuşumu dalgıçlar da olur. Şimdi bu adam dalgıç olmadığına göre yani su altından bir şey götürmekle ilgili bu. Şimdi Sedat Peker yani Neptün Mars kavuşumu su altından bir şey götür. Dalgıç demek bu. Hani harmonik bak burada ne demek biliyor musun? O açıyı yani normal olarak bak şimdi şöyle bir şey. Sedat Peker'in o Satürn Neptün karşıtlığı ne demek istiyor biliyor musun? Satürn Neptün kavuşumu var diye. Bunu alıyor. Ben 90'lara baktım ya. Bu ka karşıtlığı alıyor. Bak şimdi 180 ya burada. Burada 180 var. Şimdi ben kaça baktım? Dördüncü harmoniye baktım. Dördüncü harmonik ne demek? 90 derece demek. Yani bunu alıyor. Pardon. Kaçıncı harmonine bakmıştım ben onu? Bir dakika söyle bir daha. satürn e, Satürn'ün Neptün kavuşumunu. E, dördüncü harmonine bakmışım. Bak şimdi. Yani 90'a bölüyor tamam mı? Yani bunu bu 180'i alıyor. Buradaki satürn Neptün karşılığını alıyor. 90'a bölüyor. Yani iki işte o bu açı bununla tam karşıta yani kavuşuma geliyor. Anlatabiliyor muyum? Şimdi karşıt açılarda da Uranüs hani şey kat ve kat karşıt ya bölünce onlar da kavuşuma geliyor. O yüzden hani bunlara şey yapmayın. Yani bu Uranüsyen, yani Uranyen astroloji ile ilgili mesela ne yapıyor? Bu Jüpiter'le Mars arasındaki açıyı 90 hani 1 bölü 90'a bölüyor. Yani hani 360 bölü. Yani sen şimdi dördüncü şeyi alıyorsun. Dördüncü ev 90, 90 derece ya. Yani. 1 bölü 90'ı diyor. Yani 360 bölü 1 bölü 90. Yani bu aralarındaki açıyı 90'a bölüyor. Aralarındaki dereceye kadar bunları birbirine birleştiriyor. Jüpiter Mars arasında diyor. Ne var diyor. Üçgen var diyor. Gibi. Yani burada bu da Uran Uranyan astroloji diye başlıyor işte bu. Bir de bu midpointler orada gösteriyor mu? Kadranda. Orada 90'lık 120'lik vardı. Aynı o işte bu. Bunun haritasalı bu. Uranyan astroloji daha çok kadranlarla çalışıyor. Yani kadranları var. Böyle Şöyle kadranları vardır onların. Kadranları var. Kadrana koyuyor. 90'lık kadran. Bilmem kaç kadran. İşte onu böyle ger kağıdına yaparlar onlar. İşte haritayı çıktılar. Böyle üstüne koyarlar. İşte bu bilmem ne gelmiş. Şuraya yapmış. Ya da solar fire'da hemen onu açıyorsun. Tak tak önüne getiriyor falan. Gibi ee, arkadaşlar. Ha bir yandan da sevecenliği ortada bak. Yani gerçekten mesela adam mafya maf yani ben mesela hani ama ben o adamda ince bir şey de yani bir sevgi tarafı var bu adamın. Yani Ay Venüs işte yani. Hani bu adamın yani tamam mafya, biraz pis işlere bulaşmış. Ama insanların ilgisini çekmesi, e, yani onu sevmelerinin nedeni de bu. Babacan görmelerinin nedeni de bu. İkili ilişkilerde başarılı. Yani Ay Venüs ol. Güzel görünüyor. Venüs'ü Kova olduğu için sosyal camiada güzel görünüyor. Hani benim bile hoşuma gidiyor vallahi. Yani hani ben hani adam pis, pis işlere bulaşmasa vallahi yani siyasi bir şeye şeyini koysa hani diyeceğiz adam baba adam abi buna verelim bari falan diyeceğiz yani neredeyse. Ama adam pis işlerin içine bulaşmış işte yani. Hani bu işlere girmez artık da yani demek istediğim o sevecenliğini de görün. Yani o hani toplumda hani kardeşlerim hani gerçekten doğru söylüyor hani kardeşlerim evet yani. Diyor ya hani kardeşlerim benim sözüm ahdim tektir hani şey falan diyor ya. Ay Venüs Venüs Kova insanlar niye seviyorlar? Adam Netflix bekler gibi Netflix dizi bekler gibi adamlar bölüm bekliyor YouTube'dan. İşte bunun nedeni Venus kova işte yani bir ay Venus kova hani ka fenomen karşısındaki kişiden hani ilgi toplayabiliyor bu konuda yetenekleri var ee, bu konuda şeyleri var yani ee, ama işte agresyon ve şiddet de var hayatında. Kimse dört dörtlük değil bir arkadaşım yani işte bu da böyle bir tip yani ee, diyebiliriz arkadaşlar yani bir haritanın içinde harmoniklerini daha da derinle mesela bakıp oradaki durumu analiz edebilirsiniz. Ee, Zeki Müren'in haritasına bakalım. Zeki Müren'i Zeki Müren yapan nedir mesela? Yani alakaya mı Şimdi hocam Sedat Peker'i kapattın, Zeki Müren'i açtın yani. Ee, biraz farklı dallardan görelim arkadaşlar. Hep böyle psikopat izlemeyelim. Ee, burada Zeki Müren neden sanat güneşi mesela? Ee, neden? Şimdi burada bakalım. Ee, bakın arkadaşlar. Zeki Müren'in atasında enteresan. Merkür ses demek arkadaşlar. Ses. Şimdi Merkür'ü kendi terminde Merkür'ü Merkür'ün açılığına bir bakalım. Bakın Merkür, Venüs Kavuşum. Merkür arkadaşlar, Mars kavuşum. Bakın, Merkür, Venüs, Mars kavuşum. Jüpiter, novil açılar. Hani trine'nin gibidir ama yetenek verir, büyüten bir şeyler. Ama hani motivasyonla ilgili. Bakın burada Merkür çünkü ses demek. Şimdi Merkür, Venüs bakın, Merkür, Venüs kavuşumu bu seste e, güzel bir tını verir, güzel bir tını. Hani bir böyle o şey verir zaten, yani, tatlı bir şey verir hangi bir burçta olursa olsun Merkür Venüs kavuşumu güzel ses verir. Merkür Venüs kavuşumu güzel ses verir. Çünkü Venüs yani konforla ilgili yani, Seste konfor var. Güzel. Nezaket verir mesela. O yüzden çok nazik nazik bir kişi. Merkür Venüs hani o yüzden nazik, nezaket duyuyor diyebilirim. Merkür, Venüs ve Mars var bakın. Mars var. Bu da seste gürlük yani bir seste bir e, hani gür e, olmasını sağlayabilir. Mars'ın yay burcunda olduğunu görüyoruz ama Merkür'e yakın olduğunu, kavuşma doğru gittiğini görüyoruz. Jüpiter'le Merkür'ün de e, un desil, e, desil olduğunu görüyoruz. Yine Merkür Jüpiter arasında e, böyle bir açı var yine. Bu da sesi arttıran bir özelliktir. Çünkü Jüpiter büyüten bir özellik. Jüpiteri orijinal. Yani Jüpiter burada o, o çok orijinal bir tırık atıyor. Yani bakın eşsiz bir ses haline getiriyor. Yani Merkür-Jüpiter arasındaki o kuadri desil. Şimdi Merkür-Oğlak'ta bakın. Merkür-Oğlak'tan un desil alıyor Jüpiter'den. Tabii ki major açılarla bakınca Zeki Müren'in de Zeki Müren yapan durum burası. Beşinci evdeki Merkür-Venüs kavuşumu bu Zeki Müren'e Zeki Müren yapan. Yine Jüpiter-Aslan. Yine Ay'a bakıyoruz. Düğümlerden özellikle Ay'ın quintil açılar aldığını görmekteyiz. Devam edelim. Şöyle Merkür'ü bir inceleyelim. Merkür, Neptün arasında, Major bir açı var Trine. Merkür, Venüs ve Merkür arasında. Neptünden Trine var arkadaşlar. Bu da çok yüksek bir, hani fantastik bir duruma getirir sesi. Yani çok yüksek bir, fantaz, fantastik bir sese getirir yani. Sevmeyeni bile dinler o sesi yani. Hani gibi. Zeki Müren hani. Gerçekten sesiyle ön planda olan biri. Merkür, Venüs kavuşumu Neptün Trinesi var. Bu da majör olarak ortaya koyuyor. Bu da yine aynı zaman onun nezaketi de ortaya koyuyor. Yani Merkür, Neptün ilahi tarafı da ortaya koyuyor. İlhamsal beste yapmakla ilgili ki hani en çok değil mi? Bir sürü bestesi var Zeki Müren'in değil mi? Ee, yani ilham yeteneklerini de ortaya koyuyor. Merkür, Neptün 120 diyin. Ee, ondan sonra ee, diyebiliriz arkadaşlar. Merkür kendi terminde bakın ee, olduğunu görmekteyiz. Devam. Ee, yine Zeki Müren'in haritasında Mars'ı Jüpiter'le 120. Ee, Mars, Jüpiter arasında 120'lik açısı var. Uzaklaşan e, ondan sonra olduğunu görmekteyiz. Önemli bir gezegen burada bir zorlayıcı bir açı almamış. Evet devam ediyoruz. Yani Zeki Müren'in haritasındaki o sesi inceleyelim dedim. Muhammed Ali. Şimdi bu da bir boksör biliyorsunuz hani bu ringte savaşıyor. Ringte kazanırsa değil mi? ülkesini temsil ediyor falan filan. Dünya şampiyonu. Boksörlerden bir tanesi. Şimdi buna baktığımızda yine bakın bir şiddet göreceğiz burada ama bu şiddetin e, birazcık da etik tarafından göreceğiz. Şimdi bakıyoruz yani herhangi bir satürn karşılaşması var mı adamda? Yok. Yani adam e, yani otoriteyle otoritesizlikle ilgili bir sorunu var mı? Satürn zaten tepede. Hani haritada. Karşıtlık yok. Herhangi bir otorite mücadelesi yok. Kanun dışılık yok. Yani Merk şeyin Satürn'ün Herhangi bir kısıtlayıcı bir özelliği yok. Hatta Neptün'e e, olumlu açıları da var. Olduğunu görmekteyiz. Devam. Şimdi bakalım. Bu adamda şiddet nereden geliyor? Bakın enteresan. Mars'ın kare aldığını görüyoruz. Güneş'ten kare. Adamda Güneş-Mars karesi var. Uzaklaşmış bir Mars karesi var. Güneş-Mars kare. Devam ediyoruz. Ay. Merkür kavuşum. Evet. Kova burcunda bakın. Bu da yine ekstrem. Kova burcunda Hani diyordum ya kovalar biraz manyak düşünür. Biraz manyaktır yani. Farklı orijinal diyeyim ben ona. Sıra dışı. Yani orijinal fikirleri var. Bir de Ay Kova zaten tepkileri var. Bir kere isyankar, devrimci yani. Hani bakınca kova sterliği var. Bir bir tarafı var böyle. Devam. Ay Merkür kavuşum, Venüs kavuşum. Ay Mars novil yapmış arkadaşlar. 9. ev gibi çalışıyor. Bakın Ay 9. ev gibi çalışan bir açı var burada. Ay novili var Mars'la. Ay ne demek arzu demek? İstiyorum. Kova burcunda devrim ya da istiyorum özgürlük, özgürlük için ya da e, halk yani sosyal ya da Merkür sıra dışı, orijinal, yine Mars şiddet. Yani boğa, boğa Mars bu burada para da var. Yani para için para ya da bir şö şey şöhret olabilir. Ya da ben e, savaşmak istiyorum. Hani paralı asker olabilir Mars boğa. Çünkü boğa burcu parayla da ilgili. Mars arkadaşlar arasında e, Nobel olduğunu da görmekteyiz. Yani burada büyüten bir açı olduğunu da yani Trine'nin görünmeyeni yani bu bir yetenek ama keşfedilerek ortaya çıkan bir yetenek. Yani keşfetmen gerekiyor yani. Hani onu o kişi hani ortaya tam koy yani işte çalışarak onu elde ediyor a, gibi. Adam ringlerde çalışa çalışa hani o hale geliyor çünkü. Novil açı tam olarak ortaya çıkan. Bu, bunlar minor açılar. Minor açılar tam ortaya çıkmaz. Geliştirmeniz gerekiyor. Yine burada evet, şiddet e, yanlısı olduğunu görüyoruz ama. Yani ayından almış çünkü bu adam şiddeti seviyor yani. Hani, şiddeti seviyor. Çünkü ay, mars, novili var. Yani bu şiddet yanlısı diyebilirim ama. Bunu etik bir şekilde yaptığını da görüyoruz. Yani ayın aldığı açılara bakalım. Ay-Jüpiter üçgeni var. Güzel. Zaten ilahi koruma demek bu. Yani bu zaten koruma demek. Yani bu aynı zamanda hem Novil var hem de Jüpiter'den üçgen var. Aha iki kere rafine. Yani adamı zaten ringde koruyan biri var sanki yani. Satürn, Ay-Satürn arasında Undesil açı var yine Ay-Satürn arasında ekstrem yine bir açı var. Uranüs arasında Septil açı var. Bakın Ay-Uranüs arasında Septil var. Şimdi bu Septil, e, Septil'de Ay Septilleri ne demiştim depresif bir tarafı vardır yani çünkü Ay senin huzurunu gösterir, içsel durumunu gösterir. Septil var orada. Ya keşfetmen gereken orijinal bir taraf var. Uranüs ile ilgili ama şimdi hani şimdi bu ay hani Uranüs'den hani biraz böyle hani ani olaylar oluyor ruhsal dünyasında sürekli. Ani bir şeyler oluyor yani. Hep böyle işte hani adam hani ringde sana yumruk atmalarıyla ilgili o işte ay Uranüs e, septili biraz. Yani ani bir şey oluyor çünkü yani sana. Hayatında da sürekli buna hep yumruk atılmış olabilir. Çünkü ay onun rutin dengesini de gösteriyor. Yani ringde işte o Uranüs hani ona bir sağ kuraşa vurmaları ile ilgili. Sağ gösterip sol vurmaları ile ilgili. Yine aynı şekilde bunun da sağ gösterip sol vurmaları ile ilgili. Septil açı. Uranüs var orada. Uranüs biliyorsunuz sağ gösterip sol vuran manyak bir şey. Ay burada senin duygularını gösteriyor. Yani kişi zaten Mars septili. Yani Mars novilleri var. Konuyla ilgili yetenekleri var. Yani sağ gösterip sol vurmakla ve aynı şekilde karşısı da o, o şekilde tepki veriyor. Ee, gibi bunu burada e, ringde sürekli bunu yaşadığını görüyoruz. Devam. Şöyle bakalım, Neptün Güneş Jüpiter arasında 135'lik var bir tane. Güneş Jüpiter arasında 135'lik var. Bu stres getiren bir açı, ee, stresli yani stres e, gerilim getiren bir açı. Ay Neptün arasında 135'lik var arkadaşlar. Ay Neptün arasında 135. Bu da depresyonla ilgili arkadaşlar. Alkolle ilgili, depresyonla ilgili. Yani ay Neptün e, 135'li. Stres, gerilim, depresyon. E, Neptün karmaşa veriyor zaten. Ay yani bakın zaten Mars'tan almış Novili var. Uranüs'ten aldığı açılar var. Jüpiter aldığı aldı trineler var. Bir de Neptün'den aldı 135'lik. Bu da yine e, 135'lik açı bir stresle, bir depresyonla da sürekli hayatın içinde bir gündem olduğunu da görmekteyiz. Bakın Güneşi ne kadar çok fazla major güzel açılar almış, görüyor musunuz? Yani Güneş-Satürn üçgeni var. Abi adam etik yani, hani şey değil. Mesela şimdi bu adam Güneş-Satürn trinesi falan var yani. yani Güneş-Uranüs trinesi, Satürn trinesi. Biraz ekstrem. Yani otoriteye karşı biri değil. Yani bu adam gidip de kanun dışı bir şeyle uğraşmaz yani. Hani devletini savunur, şey yapar. hani. Şimdi ikisi de psikopat. Hani bakınca, arkadaşlar Sedat Peker de burada. Hani al bu da burada yani. Şimdi burada. ikisi de e, savaş ve e, şey üzerine çalışıyor. Ama bu ring de bu işi daha şey yapıyor yani. Hani bunu hani e, hani mafya boyutuyla yapmıyor yani. Hani mafya gibi yapmıyor. Hani dövüş sanatları konusunda ikisi de uzman ama bunu birisi devletle mücadele yapmıyor ya da hukukla ya da derin devlet ya da derin devlete sızmıyor. Yani diyor ki ya ben arkadaş ringde herkesin önünde yaparım bu işi. Hani çünkü Güneş Satürn trinerleri yine burada güneş uran üstlerine yani özgürlük bu da özgürlük diyor yani farkındaysanız bu da özgürlükten bahsediyor zaten bu ring savaşçılarının hepsinde zaten bir kova vurgusu var devrim isyan var İsyan, isyandan geliyor o şey. alt temasında birinizde kova yatıyor zaten marsiyen mars kova mesela yani bu tam bu şeylerin adamıdır yani ya da ay kova mars'tan aldığı açılar diyebiliriz kendinize çok iyi bakın bu derste bu kadar olsun kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun arkadaşlar hayırlı geceler diliyorum Hayırlı bir hafta diliyorum. Hayırlı bir hafta sonu diliyorum. Görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar.